11 Ocak 2016 günü bir akademisyen bildirisi kamuoyuna duyuruldu. İşte bu suça ortak olmayacağız başlıklı bir bildiri. Daha sonra sıkça da barış bildirisi olarak anılacak olan bildiri. Bu bildiri işte 2015'ten sonra Türkiye'de başlayan çatışmalı sürece ilişkin bir bildiriydi. Malum bir çözüm süreci, barış süreci yaşadı Türkiye ve daha sonra bu süreç aniden sona erdi ve devamında çatışmalı bir süreç başladı ve işte Kürt coğrafyasında bir takım insan hakları ihlalleri de yaşanmaya başladı bu çatışmalı süreç içerisinde. Biz de akademisyenler olarak dedik ki biz bu insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmayacağız, bunların takipçisi olacağız ve de tekrar masaya oturulmasını, barış sürecinin yeniden tesis edilmesini talep ediyoruz diye kamuoyuna bir deklarasyonda bulunduk 1128 kişi olarak. Daha sonra imzacı sayısı 2200'e kadar geldi. Ben de o imzacılardan birisiyim. Barış bildirisi imzacısıyım. Ve bundan dolayı da Türkiye çapında 406 akademisyen KHK'larla ihraç edildik. İhraç edilen akademisyenlerden de biriyim. Yaklaşık bu bildirinin yayınlanmasından yaklaşık bir yıl sonra, hatta neredeyse bir yıl sonra 6 Ocak 2017'de 679 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildim. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğretim elemanı, doktor araştırma görevlisi kadrosundan ihraç edildim. Şimdi benim akademisyenliğe başlamam 2002. Zaten 2001 mezunuyum. Yani bu arada 1980 doğumluyum. 17 yaşında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne öğrenci olarak başladım. Cebeci Kampüsü'nde hayatım başladı. Sonra lisans öğrendim, orada bitti, yüksek lisansa başladım. Yüksek lisans yaparken de işte araştırma görevlisi kadrosuna başvurdum. 5 aday olarak başvurduk, bir sınavdan çıktık. Ben işte o kadroya alındım. Ta ki 2017'ye kadar, yani şunu demek istiyorum, ben 17 yaşında girdim o kampüse ve 37 yaşında o kampüsten çıktım KHK ihraç edilerek. Yani bu anlamıyla hayatım çok ciddi bir şeye uğradı, dönüşüme uğradı. Hatta kimi zaman da iyi ki böyle oldu dediğim de oldu. Çünkü yani hani şey gibi, hep kendimi o şekilde eleştiriyordum. Yani akvaryumdaki bir balık gibi. Yani Cebeci'de hayatım başladı 17 yaşında ve hala buradayım, hala hayatım burada sürüyor diye düşündüğüm bir şeydi. İşte ben doktoramı 2013'te tamamlamıştım. Doktorayı tamamladıktan sonra da yani son ihraç edilmemden önceki son 3 yıldır artık ders yürütmeye başlamıştım. Daha önceden de pek çok derse hani asistan olarak giriyordum. Özellikle Mithat Sancar'ın, Mithat Hoca'nın derslerini asiste ederdim. O da teşvik ederdi onun derslerine girmemi. Ama işte 2013'ten sonra artık hani bu dersin sorumlusu sensin, bu dersi sen yürüteceksin diye bana o sorumluluk verildi. Genel devlet teorisi adlı derse girmeye başladım. Bizim işte ikinci sınıf dersimizdir. Ve de seçimlik bir ders olarak siyasi düşünceler tarihi dersine girmeye başladım. Ve işin açıkçası yani akademisyenlik mesleğinin de en çok burasından keyif aldım ben. Yani bir dersi yürütmek, öğrenciyle karşı karşıya olmak, işte haftaya öğrenciye ne anlatacağımı düşünmek, o dersten daha çıkar çıkmaz. İşte onun notlarını kontrol etmek, okuma önerileri hazırlamaya çalışmak. Bir de işte Mithat Hoca'dan beri yani bizim kürsü geleneğimizde dersi çok fazla şeyle, filmlerle, sinema filmleriyle beslemeye çalışırdık. İşte o filmleri hazırlardık, yeni filmler bulmaya çalışırdık. Vizyona yeniden giren veya bizim geçmişte olup keşfetmediğimiz filmleri katmaya çalışırdık. Bu anlamıyla mesleğin bu yönünü özellikle seviyordum. Yani bildiğim kadarıyla da hani öğrenciler açısından da şey, ne denir, dersleri keyifli bulunan, derslerine gelinmek istenen bir öğretim elemanıydım. Hatta ilk genel devlet teorisi dersine girdiğim sene böyle bir yoğun bir ilgi de görmüştüm. Belki de şey, çünkü yani çok kafamda çok şey vardı yıllarca, hani o derse gelince anlatacağıma dair. İşte devlet teorisini ben çok geriden başlatmıştım anlatmaya. Ta ki şeyden, Big Bang'den başladık, hani espri gibi. İşte sosyal bilimlerde bu konuyu sen ta Big Bang'den başlatmışsın denir ya, ben hakikaten Big Bang'den başlayarak hani günümüz modern devletini inşa edelim demiştim o sene. İşte Siyasal Bilgiler Fakültesinden, hatta İlahiyat Fakültesinden öğrenciler hani takip etmeye başlamıştı. Tabii bütün bunlar insan için bir kıvanç. Yani akademinin ben şey yönünde, işin daha çok öğretim yönünde, öğrenciyle karşı karşıya olan yönünde olmak istiyordum en azından bir süre. Ve de dolayısıyla hani akademisyenlik mesleğinin işte yani hem sert hem hoş yönleri var. Hani sert bir yönü şey, devamlı öğrencisiniz ve devamlı bu işin bir stresi var.
ki özellikle doktorayı bitirene kadar. Kaldı ki doktorayı bitirdikten sonra da işte ondan sonra da bir takım kadro, o zamanlar Yardoşçuk kadrosuydu. Şimdi adı değişti herhalde. Doktor öğretim üyesi oldu kadronun adı. İşte o kadroya girmek için bir takım kriterleri yerine getirmek lazım. Sonra o kriterleri sürdürmek lazım. İşte önünüzde bir doçentlik hedefi olması lazım. Profesörlük hedefi olması lazım. Ben mesela bunlardan biraz uzaktım. Ya olur diyordum hani şey, hani hiç acelem yok. Hani yaşıtlarım doçent oluyor, kimisi profesörlüğe hazırlanmaya başlıyor filan. Ya olur, ben hani rahatım. Hepsi için yeterince zaman var. Ben daha çok işin daha bu keyifli kısmında şu anda. Öğrenciyle karşı karşıya olan kısmında yer almak benim hoşuma gidiyor diyordum. Ama bu bir, hep ama bir stres. Yani bir yerlere yetişme stresi. İnsanın içerisinde hep olan bir şey veya bir takım kriterleri yerine getirme. Ama bir yanıyla da sakin bir hayat. Yani sakinliği de var. Hani odanızda oturup işte saatlerce okuyorsunuz, düşünüyorsunuz veya kimi zaman çok başka yerlere de gidebiliyorsunuz. Çok başka, yani benim özellikle alanım itibariyle genel kamu hukukuydu. Başka disiplinlerle çok ilişki kurmaya müsait bir alandı. İşte gündelik hayatı organize etmek anlamında da bir rahatlığı vardı bunun. Yani elbette yani kimi zaman evden çalışabilirsiniz, kimi zaman gece yarılarına kadar çalışırsınız. Ne bileyim, kimi zaman öyle bir çalışma modunuz olmaz, bir ay hiç çalışmaya da bilirsiniz. Yani kendinize böyle alanlar da açabileceğiniz de bir şey. Böyle mesela şeyi söyleyeyim, hani ihraç edilmeme anım çok beklediğim bir andı bu arada. Yani hiç sürpriz olmadı. Çünkü bizim 1 Eylül 2016'da Ankara Üniversitesi'nden ilk Barış Bildirisi imzası arkadaşlarımız ihraç edildiler zaten. Onlar ihraç edilmesiyle birlikte de ben zaten rektörlükle savaşmaya, kavga etmeye başladım. Rektör Erkan İbiş'le özellikle ve özellikle üniversitenin e-mail listesi üzerinden kavga etmeye başladım. Ve hani bu kavga çok sertleşti de, şu kadar sertleşti. Ben o Eylül ihraçlarından benim ihraç edileceğim ocağa gelene kadar hakkımda 6 tane soruşturma vardı. Sürekli ben soruşturmalara ifade veriyordum. Hatta artık Erkan İbiş de işin biraz cılkını çıkarttı. Beni ifade vermeye işte şeye, Kalecik Meslek Yüksekokulu'na falan davet ediyorlardı. Hani bu adam ifade vermekle uslanmıyor. Bari ifade vereceği yerleri de uzaklara koyalım falan diye. Öyle işte arkadaşlarla gittik, Kaleci'ye ifade verdik. Dönüşte oradan bayağı şarap falan aldık, geldik falan böyle. Hoş da bir yolculuk oldu bizim açımızdan. Şimdi öyle bir, zaten bir beklentim vardı. Yani ihraç edileceğim diye bekliyordum. Ocak'ta ihraç edilince de işte şey dediler, yani Cenk kendini ihraç ettirmeyi zaten başardı dediler. Ama zaten Şubat'ta herkes ihraç edildi. Hani bu arada. Yani arada bir ay varmış. Ben sadece bir ay önce önden ihraç edilmeyi başarmışım, tırnak içinde, eğer ki o hikayeli olduysa. Dolayısıyla ihraç edilmeyi bekliyordum. Hatta o günde bir ciddi bir rahatlama yaşadım. Hani oldu sonra, hani bir tokatı bekliyorsunuz ama gelmiyor. İşte geldi, ben sıramı savdım halindeydim. Ama sonradan ben Facebook'ta böyle işte anılarım kısmı var ya, hatırlatıyor filan. Yani şeyi gördüm mesela, ihraç edildiğim 6 Ocak, hani gece ihraç edildim. O günün gündüzünde ben ne yapıyormuşum? Evde dijital piyanoda Für Elise çalışıyormuşum. Onu çekmişim Facebook'a. Ya şimdi o benim için şöyle oluyor tabii. Yani ondan sonra, ihraçtan sonra hayat o kadar daha da paldır küldür oldu ki. Yani bir sürü bir şey oldu. Hani en son böyle şeye vakti olan ve de keyfi olan, yani işte Für Elise çalışacak, yani şey 35 yaşından sonra piyanoya başlayayım ben falan diyen bir insanmışım. Sonra mesela ben o piyanoyla bir irtibatım olmadı. Hani ya olmadı derken bir şey çalışmadım. Arada gidip böyle bir baktım ama o Für Elise'yi de çalamıyorum artık. Bu hiç hatırlamıyorum. Yani o Facebook'taki gibi de değil durum. Yani mesela bazı meslektaşlarımız gerçekten çok okuldan uzaklaştırılmakla, derslerinden uzaklaştırılmakla çok travmatize oldular. Bunu biliyorum. Yani çok ciddi anlamda şey yapan, ne denir? Acı çeken insanlar olduğunu biliyorum. Çünkü yani bu öğretim elemanlığı mesleği biraz da böyle de bir şey. Yani çok insanın hayatını kavrayan, kapsayan bir şey. Pek çok insan açısından. Şimdi ben bu kadar büyük bir travma yaşadığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Yani ben hani böyle bir şeyle, öğrencilerimden koparılmış olmayla ilgili vesaire çok büyük büyük acılar yaşamadım. Ama bunu şuna bağlıyorum açıkçası. Ha bir yandan şu oldu çünkü. Mesela bizim hemen bir Ankara Dayanışma Akademisi kurduk. Ankara'da, Türkiye'nin pek çok yerinde benzer akademiler kuruldu, dayanışma akademileri kuruldu. Mesela ben hemen o ihracattan hemen sonrasında işte İrem Akı, beraber ihraç edildiğimiz arkadaşımız, İnci Solak Akma, biz üçümüz bir ders açtık.
o şeyin kapsamında, adanın kapsamında. İlk dönemiydi adanın. Orada da öğrencilerimiz oldu. Hani o dersi yürüttük. Ama mesela ben o dersi yürütürken şunu hissettim. Ben artık o ben değilim. Yani o ihraç edilmeden önceki dinginlikle ders anlatabilecek ben değilim. Yani o dönem onu yaptım ama devamında yapmadım. Yani başka bir dönem yine ders açabilirdim, isteyebilirdim. Olmadı. Ha, doğallığında şeyler oldu. Özellikle pandemi sürecinde bir sürü işte böyle webinarlar düzenlendi vesaire, oralara katıldık. İşte yine öğrenci topluluklarının etkinlikleri oldu. Başka başka şehirlere çağrıldım. Manisa'ya gittim, işte İstanbul'a gittim, İzmir'e gittim. Oralarda konuştum. Yine işte bir takım akademi yaz okullarında konuştuk vesaire. Yani bunlar bir nevi böyle tam bir kopmama durumunu sağladı. Bir işin bir kısmı buydu ama bir başka kısmı da şuydu bence. Ben bunu sonradan da fark ediyorum. Şimdi bir şeyden, yani sol sosyalist gelenekten geliyor olmak, bunun insanda, yani bizim özellikle bizim jenerasyonlarda böyle zihnin arka planında çalışan bir şey var bence. Hani çünkü biz şeylerin hikayeleriyle büyüdüğümüz için, işte 70'lerin, 80'lerin hikayeleriyle büyüdüğümüz için, eğer bu ülkede işte sosyalistsen bir yerde bedel ödersin. Ya bu bende mesela çok şey bir derinde olan bir şeymiş, bilinçmiş. Onu fark ettim. Bir bedel ödeme zamanı var. Yani işte mücadele edersin, hayatını yaşarsın, bir şey olur ama bir yerde sana hop derler, bir bedelini öderler. Bu bir. İki, zaten işte benim doktora tez konum şeydi bu arada. Yani Türkiye üniversite tarihine ilişkindi. Yani tez konumu tam başlığı işte Türkiye'de akademik özgürlük ve üniversite özelliği idi tez konum. Ve orada zaten hep böyle tasfiyeler üzerine hani gitmişti araştırma kısmı. Ya orada hep görüyorsun işte bir şey oluyor, dil tarih tasfiyesi oluyor. İşte devamında işte 60 şeyde 27 Mayıs'tan sonra başka tasfiye oluyor. 12 Mart'ta tasfiye oluyor. İşte şeyde 12 Eylül'den sonra oluyor vesaire. Hep zaten böyle hikayelerle kendimizi kurmuşuz. Ve o yüzden yine bilincimin bir yerinde yani sol sosyalist gelenekten gelen birisi olmanın dışında bir de akademisyen olmak dolayısıyla zaten bir gün ihraç edileceksin. Yani bir gün bu sana sorulacak. Rasyonel bir şeyden bahsetmiyorum. Hep rasyonel olarak bunu kurduğumuz hep böyle bir şey bekliyoruz ama zaten bir hazırlık varmış orada. Ve hatta bununla karşılaşmanın verdiği bir nevi bir şey de var galiba. Hani bir ne denir? Bir kıvanç da var. Hani bu bedeli ödettirilecek insanlardan birisi olmanın kıvancı. Bence bu da var hepimizde gizli bir şekilde. Ve bunlar dolayısıyla hani bu süreci yaşamamızı farklı bir şekilde belirledi. Zaten daha atıldığımız ilk günden hep öğrencilerin de bizim de işte şeyimiz oydu, sloganımız oydu. Geri döneceğiz. İşin iyi kısmı da bunu da biliyoruz. Yani Türkiye'de hep bu şekilde bedeller ödenmiştir akademide de. Ama bu bedelleri ödeyenler bir şekilde geri dönmeyi başarmışlardır. Yani bütün bunlarla süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Ha bir de şey oldu tabii. Şimdi benim hani bir avantajım şuydu. İşte hukuk fakültesinden atılmış olmak. Çünkü bizim bir mesleğimiz var. Yani işte serbest meslek olarak icra edebileceğimiz bir mesleğimiz var. Avukatlık. Mesela ben zaten hayatta merak ettiğim bir şeydi de bu. Yani şunu merak ediyordum. Ya ben acaba akademisyen olmasam, avukat olsam nasıl birisi olurdum? Nasıl bir hayatım olurdu? Acaba daha mutlu olur muydum? Veya işte hani işte emek demokrasi mücadelesi için daha başka katkılarım olabilir miydi? Bunu merak ediyordum ve bunu bir eksiklik olarak hissediyordum. Ve atıldığım anda da hemen şey dedim, aha gideyim şey yapayım. Avukatlık stajına başlayayım. Ben avukatlık stajı dahi yapamamıştım. Yani hemen şey akademiye başladığım için. Hemen gideyim avukatlık stajı yapayım, avukatlık yapayım. Gerçi orada başka bir şey çarptık, o ayrı mesele de. Ya yani benim stajımın bitmesine bile izin verilmedi. KHK'lısın, avukatlık dahi yapamazsın denildi. Ama sonra işte onunla ilgili bir mesele başladı. Onunla ilgili dava süreçleri oldu, şu bu. Ve işte nihayetinde de yaklaşık 10 aydır filan avukatım. Hani bu da benim için şeydi. Tamam öğretim elemanı olduk işte, güzeldi, hayatımız güzel bir yaşamıştı. Ama şimdi bunu da yaşamaya, hayat bana bir fırsatını verdi. Hadi bunu yaşayayım dediğimde bir alan oldu ki kaldı ki şeyden sonra da ihraç edildikten sonra da pandemiye kadar ben mesela ciddi bir işsizlik de yaşamadım. Yani şey işte milletvekili danışmanlığı yaptım fiili olarak kısa bir süre. Onun akabinde işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir akademisyenlerden oluşan bir topluluk içerisinde akademik anlamda çalıştım. İşte ekonomik araştırmalar topluluğuydu. Ama orada da hukukçu olmam vasfıyla oraya davet edilmiştim, oraya katılmıştım. O iş son bulduktan sonra bir hukuk bürosunda avukat olamamama rağmen, ruhsatım olmamasına rağmen hani ofiste
çalışma olanağı buldum. Pandemiye kadar böyle gitti. Yani dolayısıyla bu bana bir avantaj sağladı. Hukukçu olmak, hukuk fakültesinden ihraç edilmiş olmak bir avantaj sağladı. Fakat bu avantaja sahip olmayan ve de dolayısıyla hani şeyle işsizlikle veya meşgalesiz kalmakla ihraç edilmek sonrasında bununla sınanan çok meslektaşımız olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum açıkçası. Yani aslında çekmedim denemez. Maddi anlamda yani hiçbir zaman ya biliyorsunuz işte bir araştırma görevlisi maaşı zaten cüzi bir maaş. Yani çok ciddi bir maaş değildir. Hani çok da şey yapmış şu an Türkiye'nin koşullarında hiç azımsanacak bir maaş da değildir ama biz işte sendikadan Eğitimsen'den bu arada ihraç edildiğimizden bugüne bir destek alıyoruz. Yani bir maddi bir destek alıyoruz. Yani hani şey yani miktarı 2000 lira. Hani onu da söyleyeyim de çok büyük bir şey de sanılmasın veya çok küçük bir şey de sanılmasın. Ama çok ciddi bir destek bu. Yani bunca yıldır işte 5 yıldır bir sendikanın kendi üyelerini, ihraç edilmiş üyelerini bu şekilde destekliyor olması çok ciddi bir şey. Belki dünya tarihinde az bulunacak bir şeydir bu kadar süre böyle bir destekte bulunması filan. İşte bunun yani bu destekle birlikte bu desteğin üzerine bir takım işlerden işte ücretli işlerden para kazanmaya çalıştım ve hiçbir zaman o 2017'deki araştırma görevlisi maaşıma yaklaşamadı gelirim. Yani onu söyleyeyim yani hani gerçekten gelirim çok ciddi anlamda düştü. Hele ki buna yakalandığımız zaman işte bir şey mortgage kredimiz falan vardı falan falan. Dolayısıyla zorlandık, zorlanmadık değil. Kaldı ki bu pandeminin başında ben o işte bir hukuk bürosunda çalışıyordum. Hiç mevzusu değil de oradan istifa ettim yani kendim istifa ettim. Başka bir iş bulabileceğim ümidiyle yani onu da düşünerek de istifa etmiştim. Ama bir anda pandemi başladı ve iş bulamadım ve işsiz kaldım. Hatta o işsizliğin bir yerinden sonra bir atölye kurmaya karar verdim. İşte bir takım şey kaynak işleri, mobilya işleri vesaire üzerine bir böyle bir atölyede çalışmaya başladım. Şey yaptım bu arada mesela hani o benim için en keyifli olan kısım oydu. Bakırdan insanların evde işte rakı yapabilecekleri imbik ürettim. Onlardan sattım. İşte bir ev tadilatında çalıştım gidip yani o da bir şeyimiz dostumuz kendi evinin tadilatını dedi ki ben bunu birisine yaptıracağım. Madem sende bu işlerde bir iddiam var hani diyorsun ben hallederim yaparım. Hadi görelim falan şakayla karışık söylüyorum bunu. Biraz da onun da desteğiydi aslında hani gel bu işi sen yap demiş oldu. İşte o evde çalıştım ama bir sürü şey birikti benim için orada. Ya demek ki fayansçı şununla çalışılır. Tesisatçı bunlar var. Elektrikçi bunda. İşte boya badanacı birkaç yerde bulduk falan. Kendim de birkaç işte de sınamış oldum. Bu işleri de ben halledebilirim vesaire diye. Ama tabii bütün bu süreçler yani bir yanıyla şeydi, macera gibiydi. Yani hiç daha önce kendimi ciddi anlamda test etmediğim alanlarda test etmeye çalıştım. Ama bir yandan da ciddi maddi sıkıntı da içeriyordu yani o dönemde. Ama pandeminin verdiği hayatlarımız da çok minimalize olduğu için o sayede o süreci atlattık herhalde yani. Vallahi olmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Gezi sürecinden sonra, 2013 gezi sürecinden sonra, şimdi benim de işte doktora tezimi savunmam üzerinden çok zaman geçmemiş. Daha 6-7 ay geçmiş. Ve işte Türkiye'de bir gezi yaşandı. Ankara'da da yaşandı. Biz işte Eğitimsen olarak da gezi protestolarının içerisindeydik bu arada. Yani hem kampüste de rengimizi koyduk hem meydanlara da çıktık. Gezinin devamında ben işte bizim Cebeci'deki arkadaşlara şey demeye başladım. Ya bu arada hani barış süreci, işte o 2015 süreci, ona çok uzağız yani. Hani o bahsedeceğimiz şeye tarihe çok uzağız. Dedim ki bizi atacaklar. Nasıl yani falan dedim. Akademide bir tasfiye geliyor. Bizi atacaklar. Yani bu geziden sonra. Ben geziyle ilişkilendirerek bunu söylüyordum. Yani çünkü işte burada bir çok ciddi bir itiraz yükseldi toplumda. Ve devlet, hükümet geri adım attı. İşte Gezi Parkı duruyor filan. Yani bizim yani şey Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan bu yana hatta gelen gelenek şudur ki bunun hesabı sorulur. Çünkü şey durumu da oluşmadı. Yani bir pat durumunda kaldı. Yani oradaki yükselen toplumsal mücadele de kazanamadı. Hükümet de kazanamadı ama geri adım attı. Bunun hesabını soracak. Ve yine bizim üniversite tarihimizden biliyoruz ki bu hesap sormaya üniversiteden başlanır. Yani dolayısıyla bizi atacaklar arkadaşlar falan diye ben konuşmaya başladım ve arkadaşlar bana şey dediler ya sen doktora tezinin çok etkisinde kaldın. Hani bir mesleki
böyle bir deformasyon yaşıyorsun falan diye dalga geçtiler benimle gerçekten. Ve ben o süreçte bizi atacaklar süreci ve bir yandan işte böyle bu arada işte mortgage kredilerinin faizlerinin en dipte olduğu zamanlar aynı zamanda filan işte bir gözümüzü kararttık işte işte o zaman eşimle bir ev alalım sonra da çocuk yapalım gibi kararlar verdik. Ben o süreçte hep şeye düşünüyorum ya bu kadar ciddi kararlar veriyoruz ama bizi atacaklar biz ne yapacağız deyip böyle bir işsizlik durumunu düşünmeye başladım. Ve o süreçte ben inşaatta çalıştım part time olarak. Ya bazı tesadüfler de beni oraya götürdü de bir arkadaşım vardı inşaat işleriyle uğraşan. İşte ben burada beni bir çalıştırsana dedim. Çalışırsın çalışamazsın iddialaştık. Sonra ben orada hani denemelik hadi gel çalış bakalım. Bu işler senin gibi eli kalem tutanlara göre değil demek istedi arkadaş. Ama ben çalıştım, becerdim. Hatta bir süre sonra o arkadaş beni arada sırada arayıp söylemeye başladı. Ya şurada işimiz var biraz sıkıntılı sen de gelir misin falan diye. İşte o inşaat işi şeydi. Hani kış sezonuyla birlikte kapandı. Ben ama sevdim yani böyle elimle kolumla çalışmayı. Bu arada zaten severim bu arada yani o işleri evde falan da yapmayı severim. Ya gittim bir araba tamircisine hatta tam olarak asıl işi LPG'ci olan bir yerde çalıştım. Tuzluşehir'de bir yerde. Yine tabii part time bu arada. Ya bu arada ben o sırada ders anlatıyorum böyle elimde yağ falan lekesi var. Hani o ilk ders anlattığım zamanlar. Ya tabii ben bunu şey gibiydi benim için, yani hem şeyi sınıyordum kendimde, ya bir gün çat diye işsiz bırakılırsak ve o ay krediyi nasıl ödeyeceğiz? Yani ben kendimi rahatlatmak istiyordum psikolojik olarak. İşte Cenk bu kadar basit gidersin inşaatta çalışırsın gibi. Hani ya gerçekten inşaatta çalışır mıyım bilmiyorum ama bunu görmek istediğim bir yerdi, kendimi rahatlatan bir yerdi. Bir de çok da kafamı da dağıtıyordu, hoşuma da gidiyordu bütün bu işler. Şimdi pandemide ben işsiz kaldığım dönemde zaten bunu hatırladım. Ya ben zaten şey demiştim kendime. Ya işsiz kalırsan hani bunu yapabilirsin demiştim kendime. Hatta o arada da soruşturdum yine inşaatta iş var mı diye. Dediler ki yok. Yani pandemi dolayısıyla zaten eleman azalttık. Az elemanla çalışıyoruz. Çoğu elemanı evine gönderdik, iş vermiyoruz filan. Yani öyle bir şey olmadığını görünce bu sefer işte o atölye fikrine doğru bu iş ilerledi. O yüzden hani hiç böyle bunun benimle ne alakası var filan dediğim bir şey değildi. Hatta tam tersine hani kendimce ben bunu zaten 7 yıl önce, 8 yıl önce işin buraya varacağını biliyordum dediğim bir alandı. Hatta şöyle söyleyeyim işte bu geçen yaz yani bu yaz değil önceki yaz işte ben tam o dostumuzun evindeki tadilatla çalışırken ya böyle kanter içindeyim filan. Hilti falan kullanıyordum o sırada böyle ufak tefek kırma işlerini ben yapıyordum çünkü piyasadan çok para istiyorlardı ya onlara vereceğim ben kırarım deyip hiltiyle falan kırım döküm işlerine ben girmeye başlamıştım. Öyle bir zamanda bana haber geldi Anayasa Mahkemesi'nin KHK'lılar avukatlık yapabilir kararı resmi gazetede yayınlandı diye. Ya bu benim insicamı bu bozdu orada. Ya şimdi ben ne yapacağım? Aslında o anda dedim ki ben hani buradan gidiyordum yani buradan bir yere doğru gidiyordum filan. Şimdi mecbur artık öbür tarafa dönmek zorundayız dedik. O iş zaten bayağı bir sürdü vesaire. Avukatlık hikayesine öyle başlamış oldum. Aslında tam öbür tarafta kendime bir yer tutunmaya çalışırken çok hızlı bir şekilde bir avukatlık imkanı tekrar önüme çıkmış oldu yani. Yani şimdi avukatlığın ben başındayım. İşte dediğim gibi 8 ay oldu bu 8 ay değil 10 ay oldu. Aslında çok da başında da değilmişim. Yani bayağı da olmuş aslında. Ama hep yani meslektaşlar şeyi söylüyorlar. Avukatlığın başı zordur. Yani gerçekten hatta bunu 2-3 yıla kadar yayarak söylüyorlar. Şimdi ben tabii yani o kadar kendimi sürdürebilecek birisi miyim? Hani çok genç bir insan olarak 2-3 yıl sürünebilirsiniz de. Ama işte çoluğunuz, çocuğunuz, yerleşik bir hayatınız falan olduğu bir yerde onu sürdürmek zor olabilir. Ve dolayısıyla şu an için avukatlık beni korkutuyor, şey anlamda korkutuyor. Yani gerçekten gelir anlamında korkutuyor. Evet dediğim gibi yani hep yıllarca ücretli çalışmış birisiyim. Hatta ihraç edildikten sonra da uzunca bir süre ücretli çalışmış birisiyim. Yani bir ay sonunda cüz'i de olsa, az da olsa, şöyle de olsa, böyle de olsa bir gelirin geleceğine dair bir güvence var. Şimdi öyle değil yani hani avukatlık işte serbest meslek diyoruz ya bunu izleyen avukat arkadaşlar avukatlar bir de çok kırılgan böyle şey alından olabiliyorlar. Ya bu iş biraz da esnaflık yani hani böyle bir esnaflık boyutu da var. Ya bu kaygı verici hele ki mesleğin başında birisi için. Yani şu anda önümde iki iş var ama acaba önümüzdeki üç ayda başka iş gelecek mi? Bunu bilmemek.
Yani bu işin sürdüremeyeceğini bilmemek. Bir yandan da bir de geriye dönük sorumluluklarım var. Yani bazı davalar almışsın. O davalar sürüyor. Şimdi o da şey gibi, ücretli çalışılan bir işteki gibi ben istifa ediyorum, gidiyorum denebilecek bir işte değil. Yani hem şey anlamıyla, yasal anlamda, hem etik anlamda, hem vicdani anlamda sorumluluklar da taşıyan bir meslek. Bu anlamda zor. Yani avukatlık mı, akademisyenlik mi, ikisi arasında seçim yapabilecek olsam şeyde zorlanıyorum buna cevap vermekte. Türkiye'deki şu anki akademinin durumu. Ya ama şu anki derken sadece işte bu AKP Türkiye'si de değil. Yani AKP gitse bile tahmin edebileceğimiz o akademik dünyada yer almak beni gerçekten şey yapıyor. Çok çekmiyor açıkçası. Ya akademinin içindeyken bir de insan göremediklerini böyle bu kadar dışında kalınca daha da rahat da görmeye başlıyor. O yüzden bu koşullarda ben avukatlık derim gibi geliyor bana. Ama yani bu mesleği gerçekten yapabileceğimiz koşullar oluşsaydı elbette akademisyenliği tercih ederdim. Hatta şey bir akademisyenlik belki de en çok isteyeceğim olurdu. Hani böyle pek çok şey var ya, öğretim üyesi ve avukat var. Yani ikisini birlikte yapabileceğim. Ama hayatımın merkezinde akademisyenlik olsun. Ama hayatımın bir yerinde şey de olsun. Hani avukatlık da meslek olarak olsun. Herhalde en çok bunu isterdim yani. Hani sosyalist gelenekten gelen insanlar olarak veya akademisyenler olarak zaten bu ülkede bir zaman bir bedel ödeyeceğimize dair bir fikrimiz vardı. Yani bunu da şeyle karşıladık. Oldukça onurlu bir şekilde karşıladığımızı düşünüyorum. Bütün işte bu süreçte ihraç edilen, işte bedel ödettirilmek istenen meslektaşlarım açısından. Ama yani hani böyle bir şey dursak da mesela benim yine de kendimden beklemediğim kırılmalar yaşadım. Yani şöyle mesela şunu söyleyeyim. Yani o kırılmama kızıyorum aslında. Neden kırıldın diye kızdığım bir yer var. Şimdi ben işte ihraç edildikten sonra Ankara Üniversitesi'ne öğrenci olarak girdim. İşte bir şeye sınava girdim. İletişim Fakültesini kazandım. Şimdi benim zaten bu yaptığım protest bir şeydi. Ya zaten bir protest olarak bunu yaptım. Ve de biliyordum beni bir şekilde oraya öğrenci olduktan sonra atacaklarını biliyordum. Bunu bekliyordum. Yani hatta bunu göstermek istiyordum. O sırada bunlar benim beklediğimden de ötesini yaptılar. Yönetmelik değiştirip benim öğrenci olmamı daha kayıt imkanı bile vermediler. Ben şey diye bekliyordum. Benim kaydımı alırlar ama birkaç aya bir şey bulurlar. Bir öğrenci disiplin yönetmeni beni atarlar diye bekliyordum. Şimdi ben bu süreçte ilk hissettiğim şey şu oldu. Ya benim protestom mükemmel sonuç verdi. Aslında yani hani benim istediğimden bile iyisini yaptı Erkan İbiş. Ben zaten bunu göstermek istiyordum. Hani KHK'ların durumunu göstermek istiyordum. Aa gösterdik işte siz öğrenci bile olamazsınız denilen birisi, bir grupmuşuz biz. Ama sonra bu beni bir yurttaş olarak incitti. Gerçekten yani hani gerçekten her şey benim beklediğim gibi olmasına rağmen. Hatta şey Erkan İbiş'le dalga geçmiştim. Ya seninle oyun da oynanmıyor. Yani sen en kötü hamleyi yapıyorsun falan diye öyle bir tweet atmıştım yani. Seninle oyun bile oynanmaz falan demiştim. O en kötü hamle aslında bir yanında beni incitti. Çünkü şeyi fark ettim. Ya gerçekten biz artık bu ülkede yurttaş olarak görünmüyoruz. Yani KHK'lı haline getirildik önce. KHK'lı yapıldık. Şimdi KHK'lar yurttaş olma vasfımızı yitiriyoruz. Veya işte iş mesela şeye geldi. 2019 yerel seçimlerinde AKP başvurdu YSK'ya. KHK'ların oy vermemesi gerekiyordu dedi. Yani iktidar partisi bizim oy vermememiz gerektiğini iddia etti. Mesela orada da yani dolayısıyla şeyi hissetmiş oldum. Ya benim hala bu ülkeyle bir yurttaşlık bağım varmış demek. İncinebildiğine göre. Yani hani hala buna öfke duyabiliyorum. Bundan dolayı üzülebiliyorum. Hayal kırıklığı yaşayabiliyorum filan. Bu hissi işte daha geçen de şey Cumhurbaşkanı yardımcısı ismini unuttum. İşte bu KHK'lılar denilen grup aslında teröristtir bunlar filan dedi mesela. Yani hani bu herhangi birisi değil yani Cumhurbaşkanı yardımcısı filan. Dolayısıyla böyle bir bu ülkedeki yani yurttaş olma halini zaten hep biliyoruz da bizim yurttaş olma halimiz biraz zaten problemli yani hani zaten şey ama bu şekilde kolayca yok edilebiliyor olması bir kırgınlık üretti. Yani ve de bu ülkeyle olan bağlarımı bir şekilde etkiledi. Nasıl etkilediğini daha tam anladığımı da düşünmüyorum. Ve de yani işte şeyin çekime başlamadan önce de konuştuğumuz gibi belki de aslında bu süreci biz nasıl yaşadık, ne yaşadık, ne hissettik bunu bence şu anda da tam olarak da bilmiyoruz yani. Hani
bazı fikirlerimiz var ne hissettiğimize ilişkin ama bence sandığımızdan daha zor bir süreç atlattık. Yani şu anda şey hissedemediğimiz kadar zor bir süreç atlattık. Ya tabii ki yani çok daha ağır bedeller ödeyen insanlar oldu ama ya buna dair bir kıyaslama için söylemiyorum ama biz şu anda hafiflediğimiz bir şey yaşadık. Ve bundan bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra belki çok daha net şeylerimiz olacak, ifadelerimiz, anlatımlarımız olacak bu sürece ilişkin. Ben bu süreçte hani ailemden çok ciddi destek gördüm. Yani maddi anlamda da gördüm, manevi anlamda da gördüm yani. Yani ben mesela hala cebimde annemin ek kartı var. Yani çok sıkışırsam falan annemin verdiği ek kartla alışveriş ediyorum falan. Manevi anlamda da gördüm. Yani her zaman hani işte yanımda, arkamda olduklarını söylediler. Evet, bu sürecin başında işte yeni bir çocuğumuz olmuştu. Kaç yaşındaydı? 1,5 yaşında filandı daha. Ama işte yani tabii o bu süreci farkında değil. Gerçi kendisine anlattım ben sonra. Yani şey eskiden ne iş yaptığımı biliyor ve şey diyebiliyor. Yöneticiler beni görevimden haksız yere attıklarını biliyor ama kim o yöneticiler filan nasıl oldu onlar hakkında çok bir fikri yok tabii. Ama mesela bence o bu süreçten işte kızım der yani ben etkilendiğini düşünüyorum. Yani şöyle bir etkilenme yani ciddi bir etkilenme değil ama ben kendim bazen üzülüyorum. Yani hani onun işte bebekliğinden çocukluğuna giden bir aşama. Yani çok daha keyifli geçirebilirdik bu aşamayı ama benim bu aşamalarda kafam pek çok anlamda doluydu. Yani pek çok strese sahiptim filan. Ya bu anlamıyla ona da onun da payına bir şey düştüğünü düşünüyorum. İşte bu süreç başladığı zaman işte evliydik. Sonra yani ayrıldık. Çok dostane ayrıldık. Hala dostluğumuz sürüyor ve işte Duygu yani eski eşim onun çok ciddi desteğini her anlamda sürecin hem başında hem devamında gördüm. Hatta zaten bu bildiriye ben imza atarken yani o 11 Ocak 2016'da yayınlanmadan önce ona sordum. Ben buna imza atmayı düşünüyorum. Hani sen ne dersin diye sordum. O da at dedi. Yani hani o kararı aslında beraber almış olduk yani o devamında. Hatta buna benzer bir şeyi hemen sonrasında yine yaşadık. 15 Temmuz 2016 gecesi yani darbe gecesi. Ben işte hem bizim üniversite meclisinde hem de Twitter'a bir şey yazdım. Yazdığım şey de hani çok kısaca halka karşı silah kullanmak insanlık suçudur. Bu suça da ortak olmayacağız dedim. Şimdi bunu atarken de çağırdım işte Duygu'yu. Dedim ki ben bunu atıyorum. Yarın bu darbe başarılı olursa hani sabaha öğrenirsek ki asker yönetime yani bu junta yönetime el koymuş benim başım belada olacak dedim. O da at tabii dedi. Hani böyle ortak bunları şey yaptık ve de hiçbir yerde bana neden böyle bir şey yaptın demedi. Aksine hep yani doğrusunu yaptığımı söyledi. Ya bu anlamıyla ailem anlamında çok şanslı olduğumu da düşünüyorum. Aynı zamanda işte bir sürü dostum, hani kardeşim diyeceğim dostum anlamında da bu böyle. Yani şu anda yok açıkçası. Öyle bir şey yok, arzum yok. Hatta bana biraz itici ve korkutucu da geliyor. Yani şey gibi, ya ben birkaç kez rüya gördüm hani insanlar... Hepimiz görürüz ya liseden bir ders varmış da geçememişiz ya da üniversiteden aslında mezun olmamışız falan gibi böyle bir kabus olur ya. Bende de şey kabusu oldu birkaç kez. Ya bir anda bana bir tebligat geliyor diyorlar ki yarın işe başlaman lazım. Hani aniden oraya gidip çalışmak zorunda olduğuma dair. Yani dediğim gibi şu anki haliyle mevcut durumda çok uzak geliyor bana. Öyle ama tabii işte bizim şey süreç, hukuki süreç sürüyor. Bu arada davalarımızı açtık ama davaları kazanırsak atıldığımız üniversiteye dönemiyoruz bu arada. Yapılan düzenlemeye göre Ankara, İzmir, İstanbul dışında ve de 2006'dan sonra açılmış bir üniversitede görevlendirileceğiz filan. Yani atıldığımız asıl kendi fakültelerimize dönmemiz de ayrı bir hukuki süreçte olabilecek. Yani o da işin başka kısmı. Ama böyle olsa da elbette döneceğiz yani hani ve o zaman karar vereceğiz. Ama ben şundan eminim, hiç azımsanamayacak kadarımız... Yani ciddi bir kısmımız bu meseleye dönmeyecek. Yani bu yaşadığımız 5 yıl, 6 yıl veya işte geri dönene kadar kaç yıl olursa bunun yarattığı tahribatın böyle bir sonucu da olacak. Yani bu ülke bir takım akademisyenini kaybetmiş olacak. Yani işin öyle bir noktası var. Ben de o kısımda olur muyum bilmiyorum yani ama olabilirim gibi de geliyor.
Yani çok emin değilim. Onu o zamanın koşullarında değerlendirmek gerekecek herhalde. Gerçekten hani işte siyasi atmosferin değiştiği ve üniversitelerin daha özgürleştiği, yeniden özgürlük ortamına kavuştuğu koşullarda akademide olmak güzel olur. Hani bunu isterim yani. Ama yine de diyorum bu durumda bile kırılmış. Yani insanın hani o meslekle ilgili kırıldığı bir yer var ya. Bir de şöyle bir şey de var. Yani akademisyenlik şey bir meslek bir yandan da. Dinamik bir meslek. Şu anlamda söylüyorum. İnsanın kendisini sürekli ve sürekli yeniden üretmesi gereken bir meslek. Yani şimdi 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl ara girdiği zaman ona yeniden angaje olmak vesaire bunlar ayrıca zaman alacak şeyler. Ya olmaz değil. Ama yani insanların elinden alınan şey sadece bu anlamıyla işleri olmadı. Yani akademiden bu şekilde de koparıldılar. Ya tamam, pek çok arkadaşımız bunu sürdürmenin imkanlarını yaratmaya çalıştı. Yani işte alternatif akademilerle, dayanışma akademileriyle vesaire filan, ama yine de burada ciddi bir hırpalanma oldu, bir kesinti oldu. Bunun onarılması da zaman alacak. O yüzden hani şeyi fark etmişsinizdir, yani ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Gerçekten akademiye dönmek isteyip istemedim ben bilmiyorum yani. Hani ama bir anda dön derlerse korkuyorum dönmekten. Yani söylediğiniz koşullar oluşursa kendi ne yapacağımı bilmiyorum ama bütün o meslektaşlarımın geri döndüğünü görmeyi çok isterim yani. Hani onların tekrar işleri başlarında olduğunu ve bizim o geri döneceğiz sözümüzün gerçekleştiği anı görmeyi çok isterim. Yani değiştim. Hatta işte geçen 5 yıldan daha fazla yaşlandığımı da hissediyorum. Yani daha fazla bir şeyler yaşamış gibi de kendimi de hissediyorum. Güçlenmiş miyimdir onu bilmiyorum açıkçası. Yani ama şey olarak, mekanik olarak güçlenmiş olmamız gerekiyor. Böyle bir süreci atlatmayı başardığımıza göre. Gerçi hala atlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar atlatacağız o da belli değil ama. Ama şey yani bu değişimden evet. Yani biraz daha şeyle hani böyle bir badireyle göğüslemek hep beraber ve bununla baş edebilmeyi bilmek, baş edebilmiş olduğumuzu bilmek iyi bir şey. Yani bu benim gelecekte şey yapacak, yanımda olacak. Veya ben bu süreçteki bütün bu dayanışma ilişkilerini yanımda görmüş olmak, bu beni hani daha kendimi güçlü ve güvende hissettiren bir şey de oldu. Ama sevmediğim bir şey var. Yani bu sürecin bende bıraktığı sevmediğim şey. İçinde çok fazla öfke var yani. Hani şey ve bu öfke böyle şey bir hani soğuk bir öfke. Hani şey bir öfkeden bahsetmiyorum yani. Patlamaya hazır bir öfkeden bahsetmiyorum. Böyle bir soğuk bir öfke. Hani adına kin demek istemiyorum ama çünkü kinden biraz farklı gibi geliyor ve bunu sevmedim. Yani bu benim hayatıma hiç girmeseydi isterdim yani. O öfkenin hayatıma hiç ulaşmamış olmasını ve biraz daha naif kalmış olmayı isterdim. Çünkü o öfke benim naifliğimi de ortadan kaldırdı gibi de hissediyorum açıkçası.